Bugün çok garip bir soru soracağız. Elektriği kim icat etti? Aranızdan bazıları Edison diyebilir. Oturun, sıfır. Biraz daha düşünenler ise Benjamin Franklin'in ismini de verebilir. Maalesef bu da tam olarak doğru değil. Peki nedir işin hassasları? Biraz daha detaya inelim o halde. Aslında elektriği insanlar hep biliyordu. Kimse tarafından ortaya çıkarılmış bir şey değil. Şimşekler ve yıldırımları her zaman gözlemliyorlardı. Daha yakınlarında ise elektriği kullanan hayvanlar bulunuyordu. Örneğin elektrikli yılan balığı. Antik Mısır'da bu balıkla ilgili korkutucu kayıtlar mevcut. Ancak bu korkunun sebebini açıklamaya çalışmıyorlardı. Bunun sebebini açıklamaya başlamak için diğer her şeyin sebebini açıklamaya çalışan ya da bunu bize aktarabilen ilk insana gitmemiz lazım. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Aydın taraflarına gitsek yeterli. M.Ö. 7. yüzyılda Aydın'a yakın Milas Antik kentinde yaşayan Thales, bugün felsefenin de bilimin de kurucusu kabul ediliyor bazı çevreler tarafından. Thales'ten elimize ulaşan hiçbir yazılı kayıt yok. Ondan sonra onu anlatanlar vasıtasıyla biliyoruz ne biliyorsak. Aristoteles'in aktarımına göre zeytinin hangi yıl bol olacağını gözlemlere dayanarak tahmin eden Thales oldukça başarılı bir iş insanı olmuştu bu sayede. Thales'in kendinden öncekilerle arasındaki fark şuydu. Ondan önce insanlar olan her şeyi tanrılara bağlıyordu. Doğa ile ilgili olan hiçbir şeyi sorgulamaya gerek yoktu. Her şeyin nedeni tanrıydı. Zeytin bir sene bol çıkıyorsa bunun sebebi tanrıydı. Yılan balığı canımızı yakıyorsa bunu sağlayan, ona bu gücü veren tanrıydı. Thales ise ilk defa doğayı kendisiyle açıklamaya çalıştı. Zeytinin hangi sene bol olduğuyla o sene yağan yağmurlar arasında bağlantı kurdu örneğin. Oradan hareketle yağmurun neden yağdığını düşünmeye başladı. Yani doğayı gözlemlerken her zaman bir neden-sonuç ilişkisi oluşturmaya çalıştı. Buna da bilimin temelleri demek yanlış olmaz sanırım. İşte bu meraklı abimiz Thales, saçlarına sürdüğü kehribar ağaçlarının başka şeyleri kendisine çektiğini fark etti. İşte bu mıknatıs etkisini açıklamaya çalışan Thales, bilmeden statik elektriği keşfetmişti. Ancak tabii ki bunu imkanlarıyla doğru şekilde açıklayamadı. İşte elektrik kelimesinin kökeni de Thales'in oynadığı kehribar ağacına dayanıyor. Yunanca'da elektrikos, kehribarla ilgili demek. Dolayısıyla mutlaka elektriğe bir kaşif arıyorsak, aydınlı Thales'i söylemek yanlış olmayacaktır. 1600 yılında İngiliz fizikçi William Gilbert, yine manyetizma üzerine araştırmaları sırasında Thales'in kehribar deneylerinden yola çıkarak elektrik deyimini kullanmaya başlamıştır. Ondan sonra gelen bilim adamları da Gilbert'ın çalışmalarından hareketle elektrik deyimini kullanmaya devam ettiler. Benjamin Franklin, elektriğin kaşifi değil, yıldırımla elektriğin ilişkisinin kaşifiydi. Thomas Edison ise ampulün mucidi. Nikola Tesla ise evlerimizde kullandığımız alternatif akımı bugünkü haliyle icat eden kişidir. Yani özetle elektriğin bir kaşifi veya mucidi yoktur. Ama muhakkak bir kaşif bulmak gerekirse aydınlı dostumuz Thales'i söyleyebiliriz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.